Merhaba arkadaşlar. Ben Ayça. Bugün günlerden yaylar. Bakalım kahve fincanının içinde neler var? Tam yaylara özgü, çok sevimli bir açılışı oldu. Bakalım içindeki telveler nasıl sırları saklıyor? Siz şöyle bir göz atın derim. İçinde neler görebileceksiniz? Şimdi sevgili arkadaşlar, bakalım burada neler var? Şurada aslında dikkatimi çeken telveler oldu. Burada enerji hayatta çok önemlidir ve biraz sanki enerji yükselmesi gibi bir durum olduğunu gördüm. Hemen şurada gördüğüm, hissettiğim telvelerdeki olayları yorumlamaya çalışayım. İlk olarak kalpten bir balon görüyorum. Kalpten balonun kahve falında anlamı, insanın hayatında yaşadığı güzel zamanları, sevimli zamanları simgeliyor sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle şuralara bakarsak burada neler var diye inceliyorum. Mesela burada yolun ortasında bir nokta var. Ben noktayı gördüğümde hep o kahve yorumunda bir nokta atışı olmuştur karşımdaki insan için. Yani mesela burada bir dondurma da görüyorum aynı zamanda. Sizin için yaz şöyle geçmiş olabilir. Bir yazlığa gitmiş olabilirsiniz. Bir yere gitmiş olabilirsiniz. Sevdiklerinizle böyle bir dondurma bile yemiş olabilirsiniz. Ki burada şu 3 ayın aslında biraz yoğun geçtiğini görüyorum sizler için. Şimdi sevgili yaylar, hayatta muratlarınıza doğru ilerleyin derim. Hayatta sizi ne mutlu ediyorsa o noktaya doğru ilerleyin ve böyle mesela bugün bana çok tatlı bir yay insanı geldi. O da tesadüf müydü bilemiyorum. Ancak burada yaylar için güzel şeyler gördüğümü ve hissettiğimi söylemeliyim sevgili arkadaşlar. Kahve fincanınızın güzel bir enerjisi var. Sizlerin de enerjisi güzel olsun diyorum her zaman. Hemen tabağa geçelim bakalım tabakta neler çıkacak. Sevgili yaylar, burada hemen şurada İki tane simge çıkmış ve burada bir nokta var. Burada ise şöyle bir şey gördüm. Hayatınızda ne yapıyorsanız aslında kendi şahsınıza münhasır bir şekilde yapıyor olarak çıkmışsınız. Sizin kendi tavrınız var olarak gözüküyor. Bu tavır aslında böyle sevimli bir havayı yansıtıyor ve bunun da güzel olduğunu düşünüyorum. Gelecek açısından hissiyatlarım şu yönde. Hayatta böyle yani hemen bakıldığında sanki şurada birinden bir şey isteme enerjisi hissettim ama başka bir yerde de çok başka bir şey var. O yüzden sabırlı olun. Yaylar biraz sabırsızdır. Hiçbir şeyi böyle aceleye getirmeye çalışmayın. Bir şey zaten olması gerekiyorsa en hayırlı noktada en hayırlı şekilde olacaktır. Bu güzel, iyi niyetli yorumunda hayatlarınıza iyilik ve hayır getirmesini diliyorum. Ben Ayça, geldiğiniz, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hayırlar olsun. İnşallah başka yorumlarda sizlerden tekrardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın.